Tamam, bir de kapak fotoğrafı çekileceğiz. Ha, çekilelim yani. O zaman. Ya böyle saçma. İkinci videomuzla herkese merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün deniyoruz. Ne yapacağız? Bugün klasik bir YouTube içeriği. Hiç başlıkta anlamamışsınız diye. Klasik bir YouTube içeriği. İlk defa bizi de göreceksiniz. Çok güzel. Ya ben klasik yorumdan ilk defa diyorsunuz. Neyse. Çok klasik dedim. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz içeriği çekeceğiz. Hatta çalışıyoruz. Aynen. Şöyle format zaten daha önce kesin izlemişsiniz. Zilyon kere izlediğiniz. 5 soru 5 soru soracağız. Soracağım. Ben başlıyorum. Tosun. Giriş yapacak. Zeynep ve Cem'le birbirimizi ne kadar tanıyoruz başlıyoruz. Hoş geldiniz. Sorularımı görme. Tamam. İlk ben sorayım değil mi? Evet. Tamam. Çok düşünün. Kolaydan mı başlayayım? En sevdiğim renk. Yok öyle sorular sormayacağım. Onları da yazdım da. Kolaydan mı başlayayım? Kolaydan mı başla? Ya da kolay olduğunu söyleme. Şimdi bilemezsen. Hı? Bilemezsen. Ya yapma. Hoşuna gidiyor bu da söylemeyeyim. Gizli tabii. Hiç böyle bir şey demedim ama sen kendi kendine. Başlıyorum. Hı hı. En sevdiğim koku. Ya böyle bu ne biçim bir soru? Ne diyeyim direkt? Ya sensin ne biçim ya, Allah Allah. Gayet güzel soru işte. Bu arada zor şartlarda çekiyoruz. Arkada tütsü yaktı. Çok güzel kokuyor. Çok yoğun kokuyor. Aşırı yoğun kokuyor. Nefes alamıyorum ya. Çok güzel kokuyor. Tamam bu kokuyu en çok seviyorum. Denizlerim açıldı. Ne bu koku ne? Ya ne bileyim, ne yazmamı bekliyorsun? Hayır işte baharatlı kokular, çiçeksi kokular. Ha öyle mi? Parfüm kokular. Parfüm adını istemem, o kadar zorlaştırmadım. Kullandığım parfümü sorsam yine bilemez. Şimdi bir şeyle bir şeyin karışımı değil değil mi? Atıyorum baharatlı koku, şekerli koku. Başka ne koku var bilmiyorum. İşte çiçeksi, odunsu. Odunsu, tamam. Yazıyorum. Tamam yaz. Sen de yaz ama bakma. Tamam. Ya iki tane var ama bir tanesini kabul edeceğim. Tamam mı? Tamam. Bakma. Ben bunu yazın bile kullanıyorum. Bak bir ipucu vereyim. Aslında yazın çok içici. Bakma ama bakma. Tamam. Ben niye bakayım zaten? Ama bakma. Değiştirirsin sen. Yazın aslında bu koku bazılarına çok itici gelebiliyor. Bütün şeylerde, parfüm videolarında işte yaza uygun değil bu koku falan filan deniyor. Hazır mısın? Tamam hazırım. Gördün değil mi? Ne yaptın? Hayır. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Diyorsun bu çok şekerli. Ben bunu yazın kullanmam falan filan. Yani yazın kullanılmaz ama yine de kullanacağım falan. Hayır öyle hiçbir şey demedim. Ya diyor. Ya bak bir yere gidiyoruz. Tamam herhangi bir yere, bir alışveriş merkezine parfüm deniyoruz. Hayır. Şekerli koku da şekerli koku, şekerli koku. Bir dün bak daha dün ya. Akasya'da bir parfüm koklattı. Bir şey şekeriyle tuzu karıştırmışlar. O da şekerli. Ben baharatlıyı koklattım dedi ki. Ben baharatlı sevmedim. Hoş değil. Baharatlıyı sevmedin ne zaman dedim ya ben sana? Ya dün koklattığım kokuda dedim ki baharatlıyı sevmedim ben dedi. Hayır odunsuyu sevmedim dedim ben sana. Ben sana baharatlı koklattım ama. Hayır odunsu koklattım. Ben hatta ikinci dedim ki baharatlı dedim. Hatta hep baharatlı kokladığımda diyorum ki parfümü değiştirsem baharatlı koku yazın çok böyle pek hoş olmuyor bazen falan filan. Ama sonra değiştirmiyorum. Ben kazandım. Bak. Ben bilemedim, bana eksin. Tamam şimdi ben soruyorum. Tamam. Bana artı koy. Sana artı koymayacağım. Sen bilince artı koyacaksın birinci soru. Anlatmama izin verseydin. Tamam saçma sapan bir soruyla ben de başlayacağım. Bir şey diyeceğim. Benimki çok klasik ve çok mantıklı tamam, bir soruydu. Tamam. Bunu bilebileceğini düşünüyorum ama ipucu vermeyeceğim. Kesin bilemeyeceğim. En sevdiğim animasyon. Çok kolay. Bak ama ufak bir ipucu, film veya dizi demiyorum. Bir şey diyeceğim. İki tane var. Hayır, en sevdiğim bir tane. Ben sana bunun hikayesini zibilyon kere anlattım. Ha, film mi? Hı? İşte onu söylemiyorum. Hayır, film animasyon mu, film mi? Bir şey diyeceğim, öyle olmaz. Hayır, en sevdiğim animasyon. Animasyon film olabilir, animasyon dizi olabilir. Yani animasyonların dizisi de çekiliyor ya. Hayır, tamam ondan bahsetmiyorum. Mesela ne bileyim, film gelmedi aklıma. İşte bir mesela fantastik canavarlar film ya, o öyle değil değil mi? Mesela animasyon diyorum, çizgi filmle animasyon aynı şey zannediyor. Değil, bence değil. Bak hani şey mesela atıyorum. Arabalar animasyon bir filmdir ya. Ondan sonra işte mesela Netflix'te falan var ya Patron Bebeğin dizisi. O da animasyon dizidir. Şu an asla beni anlamadım. Ya dizi ne biliyor musun? Ya dizi ne anlamadım. Tamam ama ikisini de yazabilir miyim? Hayır bir tanesini kabul edeceğim. Evet, ya kesin değiştireceğim fikrimi. Hayır bak ben de yazacağım onun için yazıyorum ben de. Bakma ama.
Ya ama bir şey diyeceğim, hangisi daha çok? İkisini hiç kıyaslamadık ki. Kıyasladım. Kıyaslamadım. Bir tanesi benim için çok özel, çok güzel. Evet, bak, evet. Şimdi etkileşimi iyiyse. Sizin en sevdiğiniz animasyon film ve dizilere yorumlara yazabilirsiniz. Orada sohbet ediyorum. Video yayınlandıktan sonraki ilk bir saat yorumlarda aktifiz. Sonra umurumuzda. Ha, sonra. Hangisini yazsam ya? Sizce hangisini yazayım? Neyi yazsam? Son 10 saniye. Ya hayır 10, ya dur. 9, 8, 7, 6, 5, ya bir dur. 4, 3, tamam tamam yazıyorum. 7. Tamam. Dur. Hadi göster. Hazır mısın? Evet. Arabalar ya. Avatar. Hatta orada çıkıyor. Arkada şey oynuyor. Ben evet, Netflix açık. Evet ben de sana baktım. E tamam da ne? Ben poker face adamımdır. Ya hadi oradan. Ya nasıl ya? Zeynep eksi. Ya bir şey diyeceğim. Arabalar diye yırtılıyorsun. Hayır bak. Oyuncak tamam, bak, bir şey söyleyeceğim. Arasında kaldı. Bak bir şey söyleyeceğim. Hemen hikayemi anlatıyorum. Ya hayır ben bunu kabul etmem. Hayır arası hayır. Koy hayır ya. Klasiktir bak. Klasiktir. Ne zaman kaybedeceğini anlatsa kazanmak için her türlü çamur yeter. Ben ya de çirkinimdir ama. Ben çirkin değilim. Ben hakkımı arıyorum. Hayır bak hemen hikayemi anlatıyorum. Evet arabalarda ilk yazda oyuncak hikayesinde Avatar'ı da çok severim. Üçünü de çok severim. Arabalarda alakalı bir koleksiyonum vardı çıktığı zamanlarda. Sürekli arabalar toplardım. İşte senin sevgin falan. Bu kadar sürüyor. Çıktığı zaman hemen sonra bitiyor. Evde hala var. Evde bir hikayemi anlatayım. Ama yıllar önce 2016 veya 2017 olması lazım. Daha eskisine döneyim. Daha çocukken Avatar'ı izliyordum. Ama o zamanlar işte 3 sezondu. Bu işte bir birinci sezondan izliyordum. Bir üçüncü sezondan izliyordum. Böyle karışık şekilde izliyordum. Bir şekilde o tam sezonu bulamıyordum. Sonrasında yıllar önce Netflix'i almadan önce bir arkadaşım dedi ki bana Avatar var burada. Ben de nerede burada? Netflix'te ya. Netflix'te Avatar var dedi. Ben de o zaman Netflix yok. O zaman hemen alayım dedim. Aldım. Netflix'i 3-4 kere bitirdim ve ilk bitirdiğim zamana kadar başka hiçbir şey izlemedim. O yüzden Avatar ya evde buraya fotoğrafını koyar mıyım hiç bilmiyorum ama evde koskocaman bir Avatar şeyi var. Dünyasının haritası var yani. Ya tamam ona bakıp kaç tane çizgi, çizgi romanı var? DVD'si var. Ya ne alaka? Bir tamam tane da, çizgi romanı var Avatar'ın sende. Almak istediğim birden fazla var. Ama konu ya tamam da ona bakılırsa Kung Fu Panda'nın da çizgi romanı var. Çılgın Hırsızların da var. Çizgi romanı DVD'si var. Tamam ama biz bunu hep konuşuyoruz. Arabalar, diyorum, arabalar, sana arabalar. Dedim ya Netflix'i sırf Avatar için hadi aldım bak, dedim. Oyuncak hikayesi olsa içim yanmayacak. Hayır ya bana artık. Benim canım hayır ya. Hayır. Diğer soru. Geç. Sen görürsün Cemil Ekmen. Sen görürsün. Burada adalet yok. Kolay mı sorayım, zor mu sorayım? Nasıl takılacaksın? 5 sorum var bak. Tamam. Ha, görürsün. Soruyorum. Bende de bak saçma sapan sorular. Saçma sapan değil bu. Bunu konuştuk. Tamam. İsmim Zeynep olmasaydı ne olacaktı? Hadi bakalım. Hayatta bilemezsin. Neden? Çünkü beni dinlemiyorsun. Ya sen de beni dinlemiyorsun. Ne ben dinlemiyorum ya. Asla bilemezsin. Geçmiş olsun. Ben kazandım. Keşke bunu son soruya saklasaydım. Bu arada ödül ceza bir şey söylemedik. Yok biz de bulamadık çünkü. Ben dedim ki yumurta içelim. Ya yumurta içmek ne ya? Üf, saçma sapan. Yumurtayı zor yiyorum. Yumurta mı içeceğim ben? Tamam. Onu bir şekilde buluruz yani. Bana şey ısmarla. Hamburgerini. Tamam hamburgerini. Ben kazanırsam değil mi? Sen kazanırsan. Hamburger istiyorum ben de. Sana çikolata. Niye? 5 4 3 2 Ya dur erkek isimleri geliyor aklıma. Bir, hadi yaz bir şey, hadi. Ne bileyim, aklıma bu geldi. Dur bekle ya, ayran da göstereceğim. Ne o? Nane mi yazdın, ne yazdın? Hayır, nane gibi okudum, yemin ediyorum nane gibi okudum. Hazır mısın? Hazırım. Ya durun ki! Neva mı yazıyor? Neva ne? Allah aşkına Neva Türk bir isim. Ya git anneme sor ya. Neva ya? Neva. Sana bak ben duru da ya. Dur. Neyse şimdi isimlere bir şey söylemek istemiyorum. Ben kaybedeceğim. Sadece hoşlaşmadım bazı isimler. Duru biri mi? Hayır bir şey demiyorum. Ben sorsaydım bilir miydim böyle bir soru? Ben de sana söyledim. Babam sen de bilmiyorsun ki. Tamam doğru. Hazır mısın? Hazırım. Soru 2.
Bak bunu bilebilirsin. Yallah. Bunu bilebilirsin. İlk yaptığım spor branşı. Tamam. Bak hemen yazma. Hemen bunun hikayesini anlatayım. Hep yaşıtlarımdan kilolu bir çocuktum. Birçok spor denedim. Ama ilk yaptığım spor branşı, hatta bak sana şunu hikayeyi anlatayım. Oradan çıkartırsın ama. Bu sporu her yaptıktan sonra, her idman sonrasında ben kusmaya gidiyordum. Yani dayanamıyordum. Böyle bir spor. Hadi bakalım. Konuşmadık biz bunu. Yemin ediyorum bak yemin ediyorum. Hatta dedin ki bu ne biçim bir isim dedin, anlattım ben de sana. Ya daha ismini doğru düzgün anlamamışım. Nasıl biliyorum sporu? Bana ne? Bu değişik bir ismi mi var? Ya bildiğim kadarıyla bir uzak doğu sporu. Savunma sporu. Daha ne söyleyeyim ya. Konuştu bak, bu kadar ipucu vermezdim normalde. Neva'nın neyisini söylemedin bana. 10. Ya o 9. Sen 8. Ya başka bir 7, şey gelmiyor aklıma. Tamam bakma. Yazdın mı? Evet. 3, 2, 1. Ne yazdın? Allah Allah. Gördün mü kız? Gördün değil mi? Yemin et gördün değil mi? İmkanı yok ismini hatırlamasının ya. Gördün değil mi? Hayır, doğruyu söyle. Bak bütün kameralar 85 milyon karşısında. 85 milyon olduk mu ya? Olduk tabii. Nüfus olarak Türkiye'nin. Hayır, bütün takipçilerim o kadar. Doğruyu söyle gördün değil mi? Görmedim. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Yemin ederim. Yemin ettim bak. Ayağın havada falan onu kabul etmem ben çabuk bir şey yaptıysan. Gördün değil mi? Görmedim. Doğruyu söyle. Görmedim. Ben bunu saymıyorum. Gördün. Hayır gördün. Hayır bildim ya. Hayır gördün. Hayır, bak bir şey. Bildim. Aa artı kocaman artı yıldızlı peki. Hayır. Gördün ya. Hayır görmedim. Yemin ediyorum gördü ya. Yemin ediyorum. Doğruyu söyle. Video sonrasında gördün diyecek misin? Hayır demeyeceğim. O bunu bir de sen edit diyeceksin ya. Gördüm. Burada seyirciyle aramda bir iletişim kurmuştu. Aramızda özel bir ben şey var. Ben kabul etmiyorum vardı. Ya gördüm. Hayır, ediyorum, yemin ediyorum gördü ya. Hayır ya üf. Yemin ediyorum. Baktın mı? Bak göreceğim ben zaten bakıp bakmadığını. Olsun tamam sonuçta çekilmiş olacağım. Saymam ki silerim puanını. Hayır yok öyle bir şey. Silerim puanını. Hayır silemezsin. Gördün değil mi? Silemezsin. Kamerayı durdururum. Bakarım bak teker teker. Hayır sildiremezsin. Hileyle hurdayla. Yap böyle hep böyle. Hiç. Tamam bakma hadi soru sor. Hazır mısın? Hazırım. Gezmeyi en sevdiğim iki yer. İki yer mi? Allah aşkına bir yer söyle. Bir de ne şehir mi söyleyeyim yer mi Hayır. söyleyeyim? Hayır yani mekan olarak. Daha da mekan. Mekansız. Alışveriş merkezi falan gibi. Mı? Gibi. Hani gibi. Öyle. Gezdik mi biz burayı? Hatta ben bunu sana önünden her geçtiğimizde söylüyorum. Nereden bileyim ben ya? Nasıl nereden bileyim? Konuştuk o kadar. Ya hayır şehir mi? Hayır. Tamam. Sokak falan değil değil mi bu? Ya Cemal Süreyya sokağı hayatım çok seviyorum. Çok düşündüm bu espri. Hayır bir anda geldi. Alışveriş merkezi, müze gibi bir yer mi orası? İşte gibi. Gezmeyi en sevdiğim yer sokak mı? Hani bir sokak. Ya sokak niye spesifik olarak gezmeyi seviyorum? Ne bileyim, ne bileyim Bağdat Caddesi dersin mesela orada yürümek. Ya Bağdat Caddesi ayrı bir şey. Ne orası? Pardon cadde demediğim için mi bütün problem? Hayır yani sokak diyorsun bir de Bağdat Caddesi diyorsun aynı şey değil. Aynı şey orası. Hani sokaksal olarak buluyorsun. Hayır mesela caddeleri de sayacak mıyız buraya? Tamam başka hangi cadde İstiklal. Var dedin? Ben İstiklal'i ne zaman sevdiğimi söyledim sana. Ya hayır. Mağaza mı değil mi onu söyleyeyim. Söyleyemem. Mağaza mı değil mi? Söyleyemem o kadar ipucu Ya bak kopya çekerek öne geçti. Hayır o kadar ipucu verdi. Kopya çekerek öne geçti. bütün Türkiye bunu gördü. Bari söyle bir mağaza türü bir şey mi? Hayır söyleyemem. Kızım rezillik. Bak bir tane kopyayla öne geçtin. Onun dışında eksi 5 sorunun hepsi eksi olacak büyük ihtimal. Tamam demek sen beni tanımıyormuşsun. Bir yer yazayım. Hayır iki yer yazacaksın. 10, 9, 8. Bir dakika biraz düşüneyim ya. Ya tamam 5 saat oldu düşünüyorsun. 7. Mesela şöyle beni oyalayamazsın. Hayır hayır bir soru soracağım. Market diyeceğim mesela. Market gezmeyi sen çok seversin. Spesifik marketin ismini mi söylemem lazım? Hayır. O kadar da değil. Tamam market yazsam kabul yani. Evet. Tamam.
7, 6, 5, 4, 3, 2. Hadi yaz. Tamam, yazdım. Tamam mı? Tamam. Üç, iki, bir. Ne yazdın? Ya bunlar ne Allah aşkına? Bir insan niye izlere gezmeyi sever ya? Hadi kırtasiye tamam. Markette evet. Seviyorsun. Ya AVM'de. AVM gezmeyi ne zaman sevdim ben? E tutturuyorsun AVM'ye gidelim, oraya gezelim, buraya gezelim diye. Hayır. Aa, market sevmiyor musun market gezmeyi? Seviyorum da bunları daha çok deli seviyorum. Deli gibi. Hayır bak. Yürüyüşe çıkıyoruz. Herhangi bir yere yürüyelim. Günlük hani bir hedefimiz olsun. Bir yere gitmeyelim. Sinemaya gidelim. Yine de bir BİM'e uğrayacağız. Migros'u gezeceğiz. Makro'yu gezeceğiz. Bir şey almasak bile gezeceğiz. Onları göreceğiz. Bir dokunacağız. Alacağız mesela çikolata reyonundan aldığımız şeyi elimizde dolaştırıp makarna reyonuna bırakacağız. Hep böyle geçiyor ya. Hep ya. Ve hani ama deli gibi market... Aktüel iyiydi. Bir de BİM aktüel ürünlerimiz var. Cem sabah 9'da BİM'in önünde buluşalım. Cem sabah saat 8.30'da gidelim bu sefer. 9'a gittiğimizde ürün kalmadı. Ya hayatım 9'da açılıyor olsun. Öyle ama. Hep kapıda ya market gezmeyi seviyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Hayatında kaç tane eczane gezdin? Bir şey diyeceğim. Ben gördüm her eczaneyi gezerim. Hatta caddede yürürken sana dedim ki çok seviyorum eczane gezmeyi ya falan dedim girerken. Market biraz de daha seviyorsun. Dedim. Bak tamam kırtasiye nasıl kırtasiye benim ayağım. Hadi onu evet. Unuttum. Tamam bunu kaç geçtim. Kaç yüz bin kere gezdim. 3 saat orada takıldım. Eczaneye kaç kere söyledim sana? Ya eczane bir şey söyleyeceğim. Eczane gezilecek bir yer değil, onu anlatamıyorum sana. Nasıl? Tamam ben geziyorum. Niye gezilecek bir yer değil? Niye olmasın? Ne yapalım? Bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Oo, ya tamam. Adamların ilaç kısmına değil ya. Cilt bakım şeylerine. Tamam. Bir sürü dermakozmetik ürün var. Onlara bakmayı seviyorum. Kan grubum nedir? Konuştuk. Eminim bir kere konuştuk. Söyledim ya. Ya hadi oradan. Bir kere söyledim ama hatırlıyorum. Bu soruyu senin sorma hakkın yok çünkü o da bilmiyor hangi kan grubun olduğunu. Geçen konuşuyorduk. Ben öğrendim ama. AB gibi bir şeyim herhalde dedim. Öğrendim ama. Aferin. Senin biz konuşmuştuk hatta demiştin ki zor demiştin. Şimdi öyle bir şey demedim. Burada tıp okuyan arkadaşlarımız var. O yüzden kolay zor bilmiyorum. Sadece öyle de 60'ımdır büyük ihtimalle. Ya buna mı takıldın? Zor bundan kan... Sıfır negatif değil. Bilmiyorum hayatım ya. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl sordun? Hayır tamam ben burada sana bir şey söylersem yönlendirmiş olurum bir şeyi. Bilmiyorum. Ya ne? Ya biraz ipucu ver. Ne vereceğim hayatım? Zaten birkaç tane şey var. O zaman mesela artı ya da eksisini bilirsen yarım artı alayım. Hayır öyle bir şey yok. Market gezmeyi çok seviyorsun. Sırf oraya yazmadım diye. Ben hayır ama aynı olmadım. Şey değil. Hiç doğru bir cevap yok içinde. Belki bir tane bilseydin yarım artı alayım. Hayır hayır. Vermezdim. Vermezdim. Bak hili hurdayla zaten rezillik ya. Gerçekten yani. Ben 3 eksi almışım. Senin bu artın şaibeli. Hani onu geçtim zaten. Yazdı peki. 10. Ya. 9. 8. AB değil. 7. 6. Eraş'ı yazayım da o garak. 5. 4. Dur. 3. 2. 1. Ya bu kadar nadir bir kan grubuna sahip değilsindir diye düşünüyorum. Tamam sen ne yaz? Hayır bana ne bir şey yazmadın ki. Tamam yaz yazıyorum. Tamam aynı şey yazayım seninle. Yazdım. Yazdın mı? Ya nasıl ya? Böyle bir şey var mı? İğrenç bir sıfır bu arada ama. O. Ya ben, ya bir şey diyeyim mi? Sıfır RH negatif yazacaktım. Dedim ki o kadar da nadir bulunan bir kana sahip değilsindir herhalde ben dedim. Ben nadir bir insanım. Beni bırakmayacaksın. Değilsin. Senin kanın nadir. Tamam kolay soruyorum. En sevdiğim çiçek. Birden fazla var. Bir tanesinin ismini hiçbir şekilde bilmiyorum. İşte o yüzden sordum. Bak bir şey söyleyeceğim. İki tane yazacağım. Hayır bir tane var. İkincisi ne? Gül mü ne? Hayır ya. Diyorsun ya sürekli şu çok seviyorum bir de şunu çok seviyorum diyorsun. Bir tanesi biliyorsun sen de ismini bir türlü öğrenemediğin bir çiçek. Ya yok bana... koruma altına bak... alıcı bilmem ne. Bak hayır. Ertesi hafta gördüm milletin elinde. Öyle buket vardı. Hayır bak iki tane çiçek söyledi. İki tane çiçek söyledi. Bir tanesi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bir tanesi koruma altında. Devlet koruma altında. Millet de almış. Ya o çiçek değildi belki diğeriydi. Hayır oydu.
Allah Allah. Alınabiliyormuş, bulunabiliyormuş demek ki. Tamam. Ne yazdın? Hadi. Tamam. İnanmıyorum. Yes. Ve doğru yazdım ismini. Evet. Ben buna neler neler dedim. Şapşuka dedim. Şaşlık dedim. Şapşuka. Bak. Alın teriyle kazanılmış. Gerçekten hakkım olan bir artı atıyorum buraya. Kocaman. Senin bu, ben, senin bu artını saymıyorum. Abi. Hayır, hayır. Saymıyorum. Şey yok, hayır, bildim. En zor sorumu soruyorum. En büyük sakatlığım neydi? Bir tane sakatlığım var. Çok büyük bir sakatlığım. En çok acı çektiğim de oydu. Ama neydi? Üst vücudumda mı? Hayır. Ya zaten bildiğim büyük ihtimalle iki tane sakatlığım var. Biri alt, biri üst vücutta. Hadi bakalım. Hemen platin takıldı bacağıma. Bundan anlatayım mı? Kaçıncı? Yeni zamanlarda büyük ihtimalle. 3 veya 4. ayımız falan. Benim ne kadar iyi niyetli, ne kadar harika bir insan oldum anlayın. Onlar ne kadar kötü niyetli ve kandırıkçı. Kandırıkçı. 3 veya 4. ayımız. O zamanlarda da böyle sürekli işte yürüyoruz, geziyoruz, bir yerlere gidiyoruz. Günde işte 20 bin adım falan filan. Ya bir dur be. Ne kadar yamuktu. Tamam. Bayağı yürüyoruz falan. Bir gün çok yoruldum. Durduramıyorum da gezme aşkını. Ondan sonra hazır zaten 20 bin adım falan atmışız. Dedim ki ya benim bacağım bayağı ağrımaya başladı. Platin var benim bacağımda dedim. Bunu da hiç izlemez ama Ertan Balaban'dan görmüştü. Asla izlemeyecek. Asla izlemez ama çok severim o adamı da. Evet, ben de çok seviyorum. Çok tatlı. Evet, evet. Ondan görmüştüm bu şakayı. Dedim ben de yapayım. Zaten anlamıyor, bilmiyor. Platin neyi var bilmiyorum dedim bacağımda. Sıktım bacağımı. Biraz da spor yapınca, bir de o kadar fazla yürünce sertleşti zaten bacağım direkt. Ama cidden demir gibiydi yani. Ondan sonra platin var dedim. Çok fazla yürüyünce acı yapıyor, bir bak dedim. Dokundu böyle, aa dedi, sende platin mi var? Ondan sonra hemen oturalım falan filan. Sonra bir süre sonra söyledim herhalde. Gün sonunda falan söyledim. Evet. Ve inandı, aa platin mi var, ben neden bilmiyorum falanlar filan. Aa yazık falan filan. Böyle bir ilişkimiz var, siz anlayın. Evet, ben kandırıkçı bir insanım değil mi? Ya o bir tane var da o en büyük değil yani. Küçücük bir şey. Ne acaba küçücük dediğin? Elini mi ne kırmıştın? O küçük mü? Elimi kırdım, benim parmağım buradan buraya kaydı. O küçücük bir şey yani ya. Başka sakatlığını bir kere... Allah, bu nasıl küçük bir şey ya? Şu an kafama takıldı. Yani millet neler neler yaşıyor ya. Ya tabii ki de yani Allah acil şifalar versin de elimi kırmışım. Elimi kaymış buraya. Parmağım buradan buraya kaydı. Hatta bak şey de var. Buraya bir tane kanca falan taktılar, buraya kaydı. Şu an içinde kanca var değil mi? Tamam tamam tamam. Ey şakası iyi. Tamam. Ha, bir de bu var. Durduk durmadık. Pazartesi günü vuruyor enseme. Bugün cuma enseyi kapatıyor. Boş buldum da enseyi vuracağım. Tamam tamam hadi. Başka sakatlığını bilmiyorum ki. Hadi be kızım, yaz bir şey. Bilmiyorum. Tamam. Kabul ediyorum o zaman bunu. Ya ben anlatmadım ki. Anlattım. Çok iyi anlattım. Yara izini bile gösterdim yani. Tamam, bacak sakatlığı. Bacak sakat. Hayır, ben olay istiyorum. Ne oldu? Bir tane olay oldu. Mesela hani cevabı bunun sana göre elimin kırılmasıysa. Bacağın kırılmadı. Kırılmadı da yani bacak sakatlığı da deme ya da ne bileyim el sakatlığı deme. Hayır, bacak sakatlığı diyeceğim. Kabul etmem ki. Niye? Kabul etmem. Neden? Zaten değişik bir anatomi bilgisi var Zeynep'in. Spora gidiyoruz. Ondan sonra ne hikaye anlattım ben. Harbi. Buraya şey getirelim. Ya Zeynep'le hani... Anatomi bilgisi. Kısa hikaye. Kısa hikaye. Yapabiliyor musun onu? Kısadan hisse. Bilmiyorum. Olur. Zeynep ve Cem'le kısadan hisse. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Bir gün spora gittik. Antrenman yapıyoruz. Ben Zeynep'e antrenman yaptırıyorum. Neren ağrımıştı senin? Ha bak, burası ağrıdı. Burası. Bak. Oram böyle dur, yemin ediyorum. Bak, burası ağrıdı. Tamam mı? Ondan sonra dedim hani çalışıyoruz falan. Neren ağrıdı dedi. Ya kolum ağrıdı dedi. Burasını gösteriyor. Şimdi tam da o kadar böyle inanılmaz anatomi bilgim yok ama yani deltoid denilen omuzun üç başından bir tanesi yani. Tam şu üç başlı yılan. Burası. Kolum ağrıdı diyor. Kızım orası omuz diyorum. Hayır, omuz orası değil diyor. Omuz burası diyor. Trapezi gösteriyor. Senin omuz da burada. İşte ön parça bir deltoid sinir kısmı. Hayır diyor, orası
ya. Yorumlara yaz. Allah aşkına. Yani bak. Çok cevap yaz. Cevap yaz. Hep de haklı paşa. Ayak. Ne? Ayak burkulması. ayak. Sakatlı. Niye sessiz söylediniz? Bütün bir yüzü kaçtı. Tamam. Tamam mı? Söyleyeyim. Yazmama gerek var mı? Var. Format bu. Tamam. Yaz. Sen şunu çık. Şöyle dursun bu. Bak şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Tamam. Buldum. Evet. Hayır. Diz kapağıma çivi girmişti. İlkokulda. Bunu sana anlattım. Olay da şu, hemen anlatıyorum. Yine hikayelerden biri. Evet, canım hikayelerden sıkıldıysa. İlkokuldayım, 4. sınıftayım. Bir devlet okulunda okuyorum o zamanlar. Böyle bir avlusu var. Uzun bir avlu. Avlunun tam orta kısmında da bir böyle saçma sapan bir demirden bir yer var. Yarış yapıyoruz. Herkes ortada buluşuyor. Şöyle düşünün. Herkes burada buluşuyor. Bir buca bir buca iki takımdan biri koşuyor. İlk dokunup o engele geri dönen, ortaya ilk giren kazanıyor. Tabii o zamanlar yine kiloluyuz, yine oyunlardayız falan filan, koşuşturuyoruz. Ben bir iki tur çıktım, bir şey olmadı. Son tur yine bu ortadan başladık, buraya doğru koşuyorum. Burada bir doğalgaz borusunun bir dışarı taşan bir yeri gibi bir şey, böyle hani bir metal bir parçadan bir çivi çıkmış. Sonra ben koşarken ayağım takılıyor ve sağ dizim oraya giriyor. Hala izi vardı, sana bunu gösterdim yazın. Gösterdim ya dedim, bak buraya boru çivi girdi dedim. Dizimi gösterdim. Hatırlıyor da hatırlamaz. Hatırlamıyorum ya. Sonra hemen beni işte revire falan götürdüler. Babamı aramışlar. Öyle bir sakatlıktı ama en acı çektiğim sakatlık oydu. Diz ben... kapağımın tamam, şey olmuş. Ayak sakatlığı olmuş. Bildim. Ayak sakat... Ya burası ayak mı ya? Ayak altta işte. Hayır, altta işte. Eksi yaz kocaman. Sor. Ya bu da kolay ya. Bir taneden soracağım ben. Hayır ya. Bir taneden soracağım, bana ne? Hayır ya. Ya kızım. Durum bu arada bu. Şu an 1-1 ama biliyorsunuz ki şahibili 1-1. Normalde yeniyordum da neyse. Hadi sor. Ya bu mesela kolay bu. Tamam, sonsuza kadar tek bir şey yeme hakkım olsaydı ne seçerdin? Ya bunu bilirim de şimdi burada da böyle şöyle bir durum var. Şimdi en sevdiğin yemeği mi yazmam lazım? Başım ağrıdı ya. Yeter. Sus artık. Ne sesliğe ihtiyacım. Hep böyle kamera arkası hep böyle. Kafamda bağırıyorsun. Vuruyor dövüyor. Çok ses veriyorsun. Çok yüksek sesle konuşuyorsun. Tamam neyse. Yeter mi bu kadar? Şimdi şaka olduğunu söyle de millet ciddiye almasın. Şaka değil. Peki. Yaz, on. Ya bir dur ya. Zaten çok az şey seviyorsun. Onlardan seçmek de zor. İşte. Klasik bir Zeynep Karaçetin günde beslendiği öğünler şu şekilde. Hamburger yiyebilir, pizza yiyebilir, makarna yiyebilir, patates kızartması yiyebilir. Başka bir şey yiyor musun? Köfte. Ha, bir de işte çikolatadır, abur cuburdur. Ne? Tavuk severim. Ne yazdın be? Et bir şeyler de yazıyorum. Bana aşkını yazıyor. Hayır. Tamam. Hayır. Ya yazma bu kadar. Kes. Yazdım be. 3, 2, 1. Patates. Hayır. Patates kızartması. Ya hayır. Kesinlikle artı. Biliyordum böyle yazacağını. Sonrasında kızartma eklediğinde büyük problem olacak. Patates seviyorsun. Genel olarak patates tamam, işte. Tamam, genel olarak hayır, patates. Hayır, genel olarak patates ya. Patates hayır, patates. Hayır. Hayır, artı. Bir şey diyeceğim. Hayır. Hayır bak, bir şey söyleyeceğim. Kadar patatesi yemem, patates kızartması yemem. Hayır bak, patates kızartması yazacaktım çünkü haşlama biliyordum. Haşlama patates yemem ben. Ya haşlama patates de yazmadım. Patates. Bunun ham maddesi ne? Patates kızartmasının ham maddesi ne? Hayır. Köfte mi? Hayır. Kıyma mı bu? Patates işte. Ay, acıktım. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Bir şey söyleyeceğim. O ne öyle? Ben de o zaman mesela hayır. Kebap seviyorsa ben de kıyma. Kabul edeceğim mi? Ne alakası var? Alakası yok. Alakası yok. Patates, patates kızartması. Bunu sevgili izleyicilerimiz, abonelerimize soruyoruz. Doğrudur bence. Bence hayır doğrudur. Yani. Ya patates bak hayatım, patates. Patates işte.
Hayır. Açıklamadım. Patates patates diye tutturdu. Potato chipsi. Kola. Of. Hayır doğru değil. Hayır doğru. Evet. Son sorum. Hazır mısın? Beraber yapacak. Bunu anladım. Hı? Ben. Beraber yapacak. Belki bilemeyeceksin. Bileceğim. Belki bilemeyeceksin. Sor hadi. Hı? Sor. Hazır mısın? Evet. İlk telefonum. Bu mu kolaydı? Evet. Şaka mısın? Konuştuk. Sen bunu 5-6 kez hiç ya, konuşmamışız. Hadi oradan 5-6 kez mi? Konuştuk. İmkanı yok konuşmadık. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Bir kere söylemişsin. Ya bir kere falan söylemedim. İmkanı yok. İlk telefonu nereden bileyim? Ya konuştuk. Hatta anlattım. Şöyleydi, böyleydi. Tamam. Anlattım. Hazır. Ya hadi oradan. Hadi oradan ben gidiyorum ya. İmkanı yok. İmkanı yok. Hayır. Hayır. Şimdi bunun da hikayesini anlatayım. Ne hikaye anlattık be. Benim ilk telefonum Samsung'un Ace diye bir şeydi yani. Böyle küçük de hatırlıyorum. Sadece oyun oynayabiliyordum. Bir de arama yapabiliyordum. İmkan oyun oynadım da bir iki bana hatta falan dedin ki ben hep iPhone kullandım. Ya ben nereden ki, insanlara şey gibi gösteriyorsun? Hayır, dedin ki, ben hiç kullanmadım. Benim ilk telefonum da iPhone'du dedi. Bak insanlara beni iğrenç bir insanmış gibi gösteriyorsun. Bu bir... Asla böyle şey. İstediğin kadar kabul etme. Benim ilk telefonum Samsung. İstersen şey. Annemleri arayayım hemen. Teyit alalım. Asla böyle şey yok. Samsung. Tamam bana yanlış anlattın o zaman. Sana yanlış olan anlatmadım. Sen beni dinlemedin. Hayır yanlış anlattın. Ben yanlış yapınca Cem beni dinlemiyor. Sen yanlış yapınca sen yanlış anlattın. Bu ne ya? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Bugün hayır, bir videomda. Hayır kabul etmiyorum berabere. Hayır. Berabere. Hayır ya. Berabere falan değil kızım benim. Bak. Ben iki tane kazandım. Senin bir tane şaibeli bir artın var. Bu zaten kurguda ortaya çıkacak ve bu eksiğe dönecek. Ve son soruyu da bilemedin. Benim ilk telefonum Samsung'du. Sen ya hayır bari bunda adaletli ol. Ya. Ben bari bunda adaletli ol. Yukarıda Allah var. Hayır hep dedin ki işte iPhone dedim. Ben hatta dedim ki ben Samsung kullanmıştım falan. Çok güzeldi. Kalemi vardı. Zansun. Sen ki bilmiyorum ya ben hiç kullanmadım. Ya kalemli dedim. Samsung kullanmadım. Hayır. Samsung kullanmadım dedim. Kalemli o kalemi Samsung kullanmadım istira, ya. Hayır. Kullanmadım. Hayır. Hiçbir şey demedim. Benim ilk telefonum Samsung. Hayır. Biz bunu daha çok konuşacağız büyük ihtimalle. Hayır. Bak olay çıkar değildi. Hakkını ver. Hakkını falan veriyorum hayatım benim. Ben iki kere bildim, sen bir kez bildin. Hayır. O bir kez bildiğini de herkes gördü zaten. O aramızda. Aranızda. Kıps. Üf, tamam ya, bir hamburgerden mi kaçacağız? Ismarlarız. Nerede hadi eyvallah. Slot'ta. Hiç de sevmedim ya. İlk başta boyunda da Osnabu gidelim. Ha bak bu arada şunu da söyleyelim. Hadi Osnabu gidelim. Şunu da söyleyelim. Bir seri gelecek büyük ihtimalle. Öyle sevdiğimiz hamburger, sürekli yediğimiz. Serinin adı düşünülüyor şu anda. Ama nasıl çekeceğiz onu? Ben hani şey yiyecektik. Sen hani şey yapacaktık, yiyecektik. Düzgün yiyecektik. Tamam canım, yeriz bir şekilde arada. Cheat day'ler. Cheat meal'lar yaparız. Cheat day'ler. Meal'lar yaparız. Day'ler. Neyse. Böyle yediğimiz, dolaştığımız bir video gelir. Başka istediğiniz video varsa da yazsın. Evet. Yani. Güzel olur. Güzel olur. Kapat istiyorsan. Acıktım. Saat kaç? Saat 5.30. 5.30. Daha çok var iftara. Tamam merak etme. Az kez kaldı. Ben oyalarım seni. Ne ben bebek mi oyuncaklar? Ne diyecektim? Bu video ne zaman yayına girecek Cem Gökmen? Bunu söylemeyelim. Söyleyelim. Direkt buraları keselim zaten. Şey diye gir oradan. Sessiz konuşuyoruz. Evet. Tamam. Başka... sıradaki videomuz. Onu da söyleme. Bir sürpriz olsun. Hayır tamam, sürprizi üstü kapalı bir şekilde söyle. Hayır. Ha, çok güzel, bir çok eğlenceli Zertuz falan. Hı, tamam. Öyle. Neydi? Motobar. Hayır ya şey. Yemek. Makyaj. Ha tamam. Sıradaki... bir de baştan al oraya. Sıradaki... hayır ona sıfırdan girmiş gibi. Neyi söylüyor? Sıfır... Sıfır noktası. Bir de şunu söyleyelim. Sırada çok eğlenceli bir video var. Benim çok eğlenceli. Zeynep'in de eğleneceğini düşündüm. Evet ama biraz acı çekeceğim. Yani bu konuda ben de aşırı iyi değilim ama Cem'den iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de.
Ama yine de şeyler olacak. Ya güzel videolar gelecek. Birkaç tane planımız var. Birkaç içeriğimiz var. Desteklerinizi bekliyoruz. Her güzel zaman şeyler gelecek. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sonuna İzledim. Kadar sabredip buraya kadar izlediyseniz gerçekten gerçek fanlarımız sizsiniz. Adamın dibisiniz. Çok teşekkür ederim fanlarıma buradan. Öpücükler. Benim için izlediğinizi biliyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? İlerleyen videolarda sonlara sürprizler de koyarız hani insanların merak ettiği. Hayır, ben öyle videolara sinir olurum. Onu öyle sonda izlememiz için şey koymuş gibi. Ben onlardan olmayacağım. Tamam. Öyle yapmayalım. Ama gözünü seveyim, hemen çıkmayın. Abone olun. Beğeni atın. Kırıcı oluyor yani. Gel. Tamam be kız. Daha anlatamadım. Hani üzülüyoruz. Paylaşırsanız çok seviniriz. İzlediğiniz için evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hepinizi öpüyoruz. Diğer videolarda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.